Bu arada kritik bir laf söylediniz. Gerçek dindar Evet. insanlar. Şimdi bir insan niye dindar olur? Dinleyi ben hiç ahlaksızlık emreden bir din görmedim. Değil mi? Dinler ahlaklı olacaksın. Bütün dinlerin temelinde şu altın kural vardır. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Bu altın kural. Dindar insan buna uyar. Yalnız dindar insanların sürekli ikaz edilmeleri lazımdır. Aman her dindarım diyene inanma. Çünkü bu çok kolay suistimal edilen bir şeydir. Senin iyi duygularını sömürerek seni soyar, soğana çevirir ve sen farkında olmazsın. Dine hizmet ediyorum zannedersin. Onun için Gerçek dinle dindarlarına arana uyanık kimseyi olması sokma. lazım. Ha, bakın, inandığınız inancınızla kimseyi aranıza sokmayın. Deyin ki inancım benimdir. Senin ne yaptığına bakarım. Söylediğine değil. Senin yaptığına bakarım. Senin yaptığın benim inancımla uyuşuyorsa el sıkışalım. Ama sen benim inancımı suistimal ediyorsan o zaman sen şeytansın. Bu kadar basit. Bu depremin olacağı belliydi. İlk günden belliydi. Yani 2003'ten itibaren belliydi. Bu sonradan ortaya çıkanlarla, efendime söyleyeyim, anayasanın değişmesiyle falan değil. İlk günden itibaren belliydi. Şimdi Neye dayanarak söylüyorsunuz bunu peki? şunu dayanarak söylüyorum. Şu anda iktidarı elinde tutanların dünya görüşleri, bilgileri ve tahsilleri Türkiye büyüklüğünde bir ülkeyi dünya çapında yönetmeye müsait değildir. Bunu ben defaatle yazdım. Dedim ki bakın ben bir eğitimciyim. Politikadan anlamam. Politikayla sürekli diye de ilgilenmem. Ama her işin bir uzmanlık dalı vardır. Burada ben size çarpıcı bir şey söyleyeyim. Yıllardır Genelkurmay Başkanlığı'nın Savunma Bakanlığı'na bağlanması gerektiği konuşulur. Ben tabii benim asker geçmişim olduğu için komutanlarla yakın ilişkideyim. Ben onlara soruyorum, komutanlarımıza. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz komutanım diye. Komutanlar her zaman şunu söylemişler. Aynı fikirdeyiz. Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmalı. Ama biz diyorlar NATO toplantılarına gidiyoruz. Orada Genelkurmay Başkanı Savunma Bakanı'nın arkasında oturuyor. Bir konu geldiği zaman bakıyoruz ki diyorlar Savunma Bakanı bir Genelkurmay Başkanı kadar hakim konuya. Bizimkiler bilmiyor diyorlar. İlgilenmiyor diyor. Dolayısıyla biz ülkemizin menfaatlerinin korunması gerektiğini düşündüğümüz için orada oturmakta ısrar ediyoruz. Meraklısı değiliz diyorlar. Biz askeriz, işimizi yaparız. Ama politikacı da işini yapmak zorundadır. Ha, politikacının işini yapabilmesi için politikacının belirli bir tahsili, belirli bir görgüsü olması gerekir. Şimdi İngiltere'de belirli okullardan mezun değilseniz başbakan olamıyordunuz. Ne zamana kadar? Major'a kadar. John Major gelene kadar. İngiltere'de bu bozuldu. Sonra ne oldu? İngiltere Amerika'nın yandan çarklısı oldu. Fransa'da Sarkozy'ye kadar iyi getirdi Fransızlar. Sarkozy bunu bozdu. E şimdi Sarkozy'yi soruyorsunuz Fransızlar. İllallah yahu diyorlar. Demek ki sizin politikaya getireceğiniz adamın belirli bir tahsili ve görgüsü olmaz. Peki hocam, şimdi yolsuzlukla ve rüşvetle tahsilin ne gibi bir Hiçbir bağlantısı alakası yok. Onun için olabilir? görgüyü de söyledim. Şimdi bakın, ben bir kıymetli hocamızla, bir sosyal bilimciyle konuşuyorum. Dedi ki, kırsal alanla şehirsel alanın ahlak anlayışı değişiktir. Neden? Çünkü dedi adamın dünyası, küçük bir köyde oturan adamın dünyası hayvanıdır, tarlasıdır, kızı, karısıdır. Bitti. Siz bunlara dokunmadığınız sürece namuslusunuz. Ya ben intihal yapıyorum. Bir adamın kitabından çalıyorum. Bu adamda böyle bir kavram olmadığı için ya bu ne demektir diyor. Diyorlar ki aman efendim onu kitabından almış koymuş. O diyor ki ne olacak ya gazeteciler de yapıyor. Ve sanki ödüllendirir gibi Milli Eğitim Bakanı da Tabii o büyük olabiliyor. bir, o yani o felakete daha sonra gelmek istiyordum. Bakın dedim ya 2003'te belliydi bu işin buraya gideceği. Belirli seviyede olmayan insanlara devleti teslim edemezsiniz. Demokrasinin
işleyebilmesi için demokrasiyi içleştirmiş insanlar lazım. Bakın Yunanca'da bir kavram vardır. Ohlokrasi, Polybios'un icat ettiği, bir de demokrasi. Demokrasi, demokratia, halkın gücü demektir. Ohlokrasi, güruhun gücü demektir. Ha, şimdi siz güruhu temsil ediyorsanız, o güruhu da batırırsınız. Ama hocam şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi halkın büyük bir bölümünün demokratik katılımla oyunu kullanarak iktidara getirdiği ve bu oy verenler arasında da geçmiş dönemde merkez partilere oy verip o merkez partilerin ülkeyi yolsuzluk ekonomisiyle soyup sovana çevirmesinden illallah diyen, yaka silken, bunlar Allah'tan korkar, hiç olmazsa işte her fırsatta dinden bahsediyorlar. Gerçek dindarlar hırsızlık yapmazlar. Öyle değil mi? Şimdi diyerek oy verdiler. Oy verdiler. Şimdi bunun hiçbir şekilde farklı bir yorumu olmamalı. Müsaade demokraside, eder misiniz? Demokraside oy kalitesi farkı diye bir gerçeği ben düşünmüyorum. Müsaade eder misiniz? Hemen bir soru sorayım. Her vatandaşın oyu kutsaldır. Hemen bir soru sorabilir miyim? İki tane gazetecinin arasında oturuyor. Evet. Siz bilhassa Türkiye'nin en büyük gazetelerinde çalıştınız. Ve benim hayatım süresince tanıdığım her tarafıyla hem en şöhretli hem en güvenilir gazeteci. Sağ olun. Değil mi? Şimdi Uğur Beyciğim, kaç sattınız? Bakın nüfusumuz 80 milyona varıyor. Maksimum bir günde ne kadar gazete satabildiniz? Bir hatırlayın tirajları eskiden. Yani maksimum ne sattınız? 1 milyonu geçiyordu. 1 milyonu geçiyor muydu? Evet. Bütün gazeteleri toplayın. Toplamda 5. 5. 5. 5 milyon. Geriye kaldı mı 65 milyon? Şimdi bakın bu 65 milyona demek ki biz ulaşamıyoruz. Ama kabahat o 65 milyonun kabahatı. Hayır bir dakika. Hocam. Hemen müsaade ederseniz bir şey arz edeceğim. Siz dediniz dindar adam. Kötülük yapmaz. Yapmaz. Hemen Borgia adını hatırlayalım. Borgia bir papadır. Borgia papası Katolik Kilisesi'nin başıdır. Katolik Kilisesi'nde papaz evlenemez. Daha ileriye gideyim. Cinsi ilişkiye giremez. Yasaktır. Papa Borgia'nın kızı Lucrez Borgia hamile kalıyor. Babadan mı hamile kalmıştır, abisinden mi hamile kalmıştır bilinemiyor. Ya kilisenin, dinin başı bu adam. Ötesi yok. Çok yakında ben Amerika'da ona bakarsanız Vatikan'daki yolsuzluklar, efendim, Vatikan bankalarından geçen kara paralar. Ben bankalardan vazgeçtim. Ben geçenlerde birkaç sene evvel Santa Barbara'ya gittim. Bilirsiniz Kaliforniya'nın çok güzel bir şehridir, sahil beldesidir ve Amerika'nın iyi üniversitelerinden de biri vardır. Beni davet ettiler. Bir konuşma yapacağım. Arkadaşım Kathy Busby beni aldı havaalanından. Gidiyoruz. Dedi ki Celal dedi senin konferansına vakit var. Bir şeyler görmek ister misin Santa Barbara'da dedi. Vallahi dedim ben bir kere misyonu görmek istiyorum dedim. Çünkü burada İspanyol misyonları var. Junipero Serra'nın kurduğu 17. yüzyılda. Dedim bu misyonlar coğrafi bilginin artmasına çok katkıda bulunmuşlardır. Misyona gitmek isterim. Ben götüreyim yalnız dedi. Son zamanlarda küçük bir skandal oldu dedi. Aa, nedir dedim. İşte dedi pederler küçük olan çocuklarıyla. Dedim bir dakika skandal mı dedin dedim. Evet. Ya ne skandalı ya dedim. De öyle bir şey yok. Bu skandal olur mu dedim. Aa Celal dedi. Kardeşim dedim Katolik Kilisesi 2000 senedir bu işle uğraşıyorsunuz. Yeni mi öğrendiniz dedim. Şimdi bakın. Vahim bir tablo bu. Çok vahim bakın. Dünyanın neresinde din egemen olmuşsa ahlaksızlık tavana vurmuş. Şimdi bunun çok çarpıcı bir örneğini kendi dinimizden verelim. Celal Hocam. Hocam, o kısımlara dini hiç, bence hiç girmeyeceğim. Hayır, siz dediniz ya güvende halk diye. Benim kişisel anlayışıma göre rüşvet ve yolsuzluk büyük ölçüde bir ahlak sorunudur. Evet. Ancak gerçekten Allah korkusu olan, gerçekten samimi dindar vatandaşlarımız kul hakkı yemekten korkarlar, yetim hakkı yemekten korkarlar.
Eğer iyi bir ahlaki eğitimden geçmişlerse, anne babaları, aile terbiyesi, görgüsü de bunu destekliyorsa bu insanlar hırsızlık yapmazlar. Bir başkasının hakkına kesinlikle el uzatmazlar. Çok, orada kritik bir laf söylediniz. Gerçek dindar evet. İnsanlar. Şimdi bir insan niye dindar olur? Dinleyi ben hiç ahlaksızlık emreden bir din görmedim. Değil mi? Dinler, ahlaklı olacaksın. Bütün dinlerin temelinde şu altın kural vardır. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Bu altın kural. Dindar insan buna uyar. Yalnız dindar insanların sürekli ikaz edilmeleri lazımdır. Aman her dindarım diyene inanma. Çünkü bu çok kolay suistimal edilen bir şeydir. Senin iyi duygularını sömürerek seni soyar, soğana çevirir ve sen farkında olmazsın. Dine hizmet ediyorum zannedersin. Onun için gerçekten dinle arana var, kimseyi sokma. Lazım, bakın, inandığınız inancınızla kimseyi aranıza sokmayın. Deyin ki inancım benimdir. Senin ne yaptığına bakarım. Söylediğine değil. Senin yaptığına bakarım. Senin yaptığın benim inancımla uyuşuyorsa el sıkışalım. Ama sen benim inancımı suistimal ediyorsan o zaman sen şeytansın. Bu kadar basit.